Tabi tecrübe yenilmiş kazıkların bileşkesi. Mesela orada Ariel Ortega gol atıyor. Ben Ortega'nın geçmişinden böyle bir şeyler anlatıyorum falan. Şu an olsa yapmam. Fenerbahçe antrenmanına gittiğimde vay uğurlu speaker abimiz olduk. Florya antrenmana gittiğimizde Hayse'nin ayağına bir daha bizim maçımızı anlatma. Bir abi dedi fotoğraf çektirmemiz lazım dedi. Ondan sonra tamam kardeşim dedi. Ha dedi bir Fenerbahçeli ile Galatasaray şampiyonluğu fotoğrafı dedi. <laughs> Hıncal Uluş hep derdi ya rahmetli gazeteci cesur olacak. Hiç görmedim ben Hıncal Uluş'u statlarda. Falco golünü attı. Arkadaş ben dedim ki Kasımpaşa maçı. Falco buluştu topla. Buluştu topla. Baba ne yiyip ne içerseniz de bu sözü Falca vur şu topa diye anlarsın. Sevgili seyirciler Atakan Kurt ile futbol anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Röportajlarımız sürüyor. Eski futbolcularla, hakemlerle, spor adamlarıyla, başkanlarla, yöneticilerle, gazetecilerle röportajlar yapmaya, anılarını ve hikayelerini konuşmaya ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şaşırıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bugün de Melih Şendil ile birlikteyiz. sizlerin bildiği ve tanıdığı üzere e, Türkiye'ye damga vurmuş çok önemli spikerlerden, televizyonculardan, TRT'den yetişmiş, Show TV'de, Lig TV'de, Beyin Sport'ta senelerce çok önemli maçları anlatmış, çok şampiyonluklara e, tanıklık etmiş Melih Şendil'le e, geçmişe uzanacağız. Anıları, hikayeleri ve ilginç anekdotları konuşup sizlere aktaracağız. Melih abi hoş geldin. Merhaba Atakan teşekkür ederim. Melih abi e, bugünlerde şu sıralarda radyo Gold'desin. E, deneyimlerini, tecrübelerini e, burada dinleyicilerle, izleyicilerle hem YouTube'da hem de radyoda paylaşıyorsun. Çok da güzel, çok da keyifli geçiyor beraberiz zaten. E, senelerce Önce TRT, sonra Show TV, sonra Lig TV'de benim hatırladığım onlarca tarihi maç var abi. Sokakta yürüdüğün zaman, insanlar seni durdurduğu zaman en çok hangi maçları konuşuyorlar? Nelerden bahsediyorlar? Neleri ya da hangi maçları sana hatırlatıyorlar? Derbiler tabii ki ve milli maçlar. Yani onlar derbide unutulmaz gol anlatımları ve milli maçlardaki unutulmaz gol anlatımları. Bizim şansımız şuydu, biz gerçekten futbolun futbol olduğu yıllarda spikerlik yaptık. Şu an e, maçı anlatan kardeşlerim topun 26 dakika oyunda kaldığı bir maça hayat vermeye çalışıyorlar. Biz seninle de birlikte görev yaparken nefes alamazdık. Sesimiz kısılırdı. Sana zor ulaşırdım, sen bana zor ulaşırdın. İnönü'de 30 bin kişi falan böyle herkes. Acayip bir atmosfer. Yani biraz da şanslıydık açıkçası. Bir de medyanın spor medyasına e, para verdiği yıllarda çalıştık. İyi şartlarda çalıştık Allah'ıma milyon kere şükürler olsun. Şu an ne yazık ki o şartlar yok. Ee, ve rekabetin olduğu işte Kanal D ile Show TV kapışıyor. onlar. Oradan bir ATV bir şey yapıyor. Biz sürekli fırça yiyoruz seninle. Oradan bu haber bende niye yok kardeşim sizi öldürürüm falan. <gülüyor> <gülüyor> yani bol fırçalı ama çok keyifli bir Show TV spor servisi yaşadık. Mesleğe 1990'da başladım TRT'de. Radyo Televizyon Dergisi'nde muhabir olarak. Ardından Hürriyet Gazetesi'nde e, cinayet haberlerinde stajyerlik yaptım. Ne diyorsun abi Bayağı ya? bir şeyim vardır yani. O zaman yani. kriminal ee, cinayetler var. İnanılır yani, şey... gibi değil yani çok iyi. Ondan yani. sonra oradan haberlere gitmeye başladık. Kurtuluş dizisi vardı TRT'de. Onun ilk haberine gittiğimde anonsları aldım. Her şeyi fotoğraflar çekildi. Geldik fotoğrafları işte o zaman karanlık odaya giriyoruz. Bir çıkarttım. Ne var arkada biliyor musun? Ne var i̇ki abi? tane F-16. Kurtuluş dizisi çekiliyor. Orada o dönemin silahları, askerleri, binlerce figüran. Arkada da iki tane F-16 alçak geçiş yapmış abi. Suya gitti, çöpe gitti o şey. Ya çok çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi abi. TRT nasıl başladın abi? Nasıl oldu? Ee, rahmetli hocam Rıfat Aras Ankara Üniversitesi'nde TRT'nin eski e, spikerlerinden biriydi. O bizim okur radyosunu açtı. Daha doğrusu biz açtırdık. Hocam şu radyoyu kullanalım diye. Sınav yaptı. Altı kişi alacağım dedi. Ee, ilk sınava girdim çık dışarı dedi. Ondan sonra sen dedim ananın karnında mı spiker oldun Rıfat hocam dedi. Vay dedi. Arnavut dedi. Sen de dedi, dama. E, tabii dedim yani sen öğreteceksin dedi. Ertesi gün beni Zafer Kiraz'a gönderdi. <laughs> Zafer abi de Rıfat hocanın öğrencisiymiş. Ben bilmiyordum. Böyle TRT'de Dın... burası Türkiye Radyoları birinci programı. Şimdi haberler. O gong var ya. Evet. Zafer abi o gongu bana çaldırdı ama elim titriyor canlı böyle 19 bülteni. Ondan sonra Zafer abi okudu. Zafer abi bitirdikten sonra beyni soktu Südü diyor Bana okuttu. Ertesi gün Rıfat Hoca'ya... Hoca mi abi? Da, Değil elim ayağım titriyor. Koskoca Zafer Kiraz karşımda Rıfat Hoca'dan neler göreceğim. Rıfat Hoca çağırdı beni. Bu dedi Zafer dedi bu işi bilmiyor. Niye dedim. Senden dedi olabileceğini söyledi dedi. Vay Zafer abim falan oldu. Ben böyle havalara girdim. Ondan sonra Rıfat Hoca aldı eline kızılcık sopasını. Ciddi ciddi döve 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 o altı kişiyi spiker yaptı sağ olsun. Ha, dayakta yedin yani. Tabii canım yemez miyiz? Ondan sonra bir gün evde yemek yerken TRT Spor Haberleri beş tane spor spikeri alacak diye bir anons duydum. Ondan sonra Rıfat Hoca'ya dedim ki hocam gireyim mi? Yani aslında benim önceliğim haber spikerliğiydi. Yani spor spikerliği düşündüğüm bir şey değildi açıkçası. Gir oğlum dedi en azından sınavda neler olur görürsün dedi. Hocam dedim 16.200 kişi başvurmuş 5 kişi alacaklar. Sen dedi hiç kimse yokmuş gibi düşün dedi gir oğlum dedi. Sonra ciddi bir eğitimi aldı beni bayağı bir sıkı eğitimi aldı. Sınava girdik 3 aşamalı bir sınav. Ankara Radyosunda ilk kez hatta Yalçın'ın babası hala hayattaysa sevgilerim saygılarımı sunuyorum aynı arabada gittik birlikte. Bizi bıraktı abi karşıda Mehpare Çelik, Sevim Canmaz, Orhan Ertanan, bütün Tansu Polatkan, TRT'nin en ağır topları karşımızda. Bizim elimiz ayağımız titriyor tabii ondan sonra. Önce yazılı sınavı kazandıktan sonra Ankara Radyosu'nda sınava girdik. Sonra 16.200'ü 27 kişiye indirdiler. 27 kişi TRT'de 2 ay eğitim dersi başkanlığında Cumartesi Pazar dahil kurs gördük. Ondan sonra 5 kişi açıklandı. Ben Mehpare Hoca'ya ilk o zaman da Erkan'la sabah programı yapıyor Mehpare abla bütün Türkiye'nin konuştuğu ikili. Hocam dedim sonuçlar açıklandı mı? Kazandın lan dedi. Hocam iki melih var dedim. Yanlışlık olmasın dedim o 27 kişi de. İki melih de kazandı dedi. Diğer Bizim gümüş melike... bıçakla şeyimiz Şaka başladı. Şaka yapıyorsun. Çok iyiymiş abi. Başladı. Ya, i̇nanılmaz. Dedeler aynı. Makedonya, Ohri. Fakülte aynı. Ondan sonra sesimiz neredeyse birebir aynı. O yüzden yıllarca melih yerine ben benim yerime melih gümüş bıçak küfür yedi. Yani öyle başladık. Ya Bir çok iyiymiş abi. sevgili adışımla birlikte. Müthiş abi. Sonra TRT. 4-5 yıl devam ettikten sonra ATV rahmetli Kimler vardı yararlı? abi mesela o sırada TRT'de? Bizim önümüzde kimler vardı? Tansu Polatkan vardı, Barbaros Talı, Ercan Taner, Hüseyin Başaran rahmetli, Levent Özçelik, Aydın Köker rahmetli, ee, Murat abi İzmir'den ondan sonra böyle tecrübeli abilerimiz de Orhan Ayan biz gençler çıtı pıtı e, 205 grubu deriz biz kendimize. 205 nolu bir odamız vardı. Gençler orada üretim yapardık. Orada başladık. Ne güzel abi harika. Sonra ATV. Sonra ATV. Kenan abi rahmetli beni istedi. Kenan Onuk'la konuştuk. O da olmuyordu. Anlaşamadık. Bir gün e, Ali abi geldi. Kenan abi ziyarete. Fenerbahçe'nin efsane başkanı. Alişen. Alişen ondan sonra. Ya dedi benim hemşerim üzme dedi Kenan abi. Ali abi de göçmendir biliyorsun. Ondan sonra öyle o zaman Ali Kırca da haberin başındaydı. O da eski bir asker. Evet. Ali abi falan böyle biz başladık. İlk kez prompter gördüm ben hayatımda. Çünkü Tansu abi bize yasaklamıştı TRT'de prompter kullanmayı. Biz hep doğaçlama hep doğaçlama her şeyin programları haber hep doğaçlama sunduk. İlk kez ATV'de prompter gördüm Atakan. Bu ne dedim ne işe yarar böyle. Ondan sonra dedim kaldırın şunu şey değil. Sonra 6 ay ATV. 6 aydan sonra Show TV'de İlker Yasin beni aradı. Dedi ki ben dedi Kenan'la konuştum ondan sonra. Sana ne veriyorlar? Atıyorum şu kadar. Bunun şu kadarını vereceğiz. Abi tazminatım var. Ondan sonra biz burada Yapı Kredi Plaza'da çok ünlü avukatlar o zaman tabi tabii işin içinde. Anlaştılar. Dediler böyle böyle Melih Show TV istiyor Erol Bey istiyor Erol Aksoy gidecek. Ondan sonra güzel bir anlaşmayla Kaşı Beyaz'da bir yemek yedik İlker abiyle. Sonra Kenan abi aradı. Dedi senin evladı ben alıyorum haberin olsun. Maçlar bende. Sinebeş. Ondan sonra bu çocuk maç anlatsın falan. Erol Bey İspen istemiş beni. Öyle şeye geçtik. Ne derler? Show TV'ye geçtik. Yani iki telliden bir kilometre öteye Hürriyet Medya Tavırs'a geçtik. 95-96. Sonra Acun'la anda... Polonya'ya gittik. Çok iyi. Dinle. Yani. O zaman <laughs> cep telefonu yok tabii. Ee, İlker Yasin abi bir şey ister misin ne getirelim falan duty free şudur budur. İlker abiden vedalaştık cuma günü. Acun geldi kapıyı çaldı. Oğlum dedi hemen dedi arabamız lazım İstanbul'da. Ne oldu lan dedim. Şey dedi değiş tokuş olmuş. İlker abiler Kanal D'ye geçmiş. Kanal D ekibi Show TV'ye gelmiş. Şansal abiler. Allah Allah. Biz o gün o zamanın parasıyla hiç unutmuyorum. 600 dolar otele telefon parası ödedik Varşova'da. Arıyoruz, herkesi arıyoruz. İlker abi arıyoruz, onu arıyoruz falan böyle. Ne yapacağız? Şansal abi bizi ister mi ya da gönderir mi? Biz kanalda D'ye geçeceğiz? E ben Show TV ile anlaşma yapmışım 3 yıllık. Ondan sonra sözleşmem güçlü. Maçlar da orada zaten. Tazminatı var falan. Allah razı olsun. İlker abi dedi ki oğlum dedi sen maç spikerisin. Ben seni maçlar için aldım. Sen de de orada kal. Ondan sonra ben dedi sana gönül koyma. Peki abi teşekkür ederim. Sonra biz gece saat bir buçuk gibi Varşova'dan indik. Havaalanında kim var? Ferhan Tezcan. Şansal abinin sağ kolu. Ondan sonra dedi ki yarın sabah dedi 11'de Şansal abi ikinizi bekliyor. Biz de o zaman Acun'la komşuyuz. Aynı yerde oturuyoruz. Evet, karşılıklı. 11... Çantanın bu tarafında. sen Sarı evet, sarı tabii. bir e, Peugeot'su vardı hatırlıyor musun? Evet, evet, Spor. Evet, tabii. Saat 10 çeyrek ben aşağıda bekle. 10.20 bekle. 10.30 10.40 10.45 Ben sürekli basıyorum Acun. <laughs> koskoca Şansal büyük abimizi bekliyor. Seninki indi böyle gözleri mahmur. Ne var Oğlum 11 iki telli nasıl gideceğiz? Yetişiriz dedi. Bayağı klasik ya. Ya yani ya. Yetiştik. Ama nasıl yetiştik biliyor musun? Ben 6 G falan yedim böyle kenarda ondan sonra. Neyse geçtik Şansal abinin odasına. Bayılar dedi ne alıyorsunuz dedi. İşte ben atıyorum 5 alayım. Acun sen ne alıyorsun? Atıyorum 3 alsın dörder katını veriyorum kalıyorsunuz dedi ikinizi de istiyorum dedi ondan sonra biz Acun'la çıktık iki tane de yemek yedik dedik İlker abi aradık abi böyle böyle şartlar ne yapalım oğlum kalın dedi deli misiniz ya o ekip herkes gitti Acun'la ben kaldım şeyde Show TV'de Muazzam. Şansal abiyle Şansal abiyle tanışma o tanışma bir başladık ondan sonra devam peki İlker Yasin daha yumuşak değil mi böyle ama Şansal Büyük abi bambaşka bir adam abi şimdi yıllarca beraberdik ben acayip tırsıyordum Şansal abiden. Mesela. Ben hala tırsıyorum. <laughs> acayip tırsıyorduk. Yani Şansal abinin o kaset izleme, işte e, orada toplanma, millete fırçası, kasetleri çöpe atması. insanların mesela Massak'taki binada, ben Massak'ta gelmiştim. Siz Hürriyet'ten Massak'a gelmişsiniz abi. Massak'ta herkes eksi bir eksi ikiye gider böyle bekler şey gibi. Sonra asansörle çıkar seni çağırıyorlar. Herkes yukarı çıkar böyle. Fırçama atacak, övecek mi? falan inanılmaz korkuyorduk ya. Ya rahmetli Orhan'a bir lafı var hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Levent'te. Abi. Hatırlıyorum abi. Levent'te Show TV binasında. Şansal abi esiyor. Yönetmenden, spikerden, muhabirden giriyor. Yardımcılarına dalıyor böyle. O kadar siniri hiç görmemiştim Şansal abi. Orhan böyle... Şansal abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemezsin dedi. Ama abi çok önemli. Ben dedi çıkabilir miyim dedi. Çıkamazsın kardeşim dedi. O Orhan Allah rahmet eylesin eli böyle indi. Benim arabam senin arabanın arkasında dedi. <laughs> 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 evet, otopark yani, yerinde. Ondan şey, sonra şey, kahkah kıkkı. Şey nasıldı? Behçet abi Acun abi Acun Fırlar'da için gitti. Sonra biz Behçet abi akşama kadar bekliyor. Neyse Acun abi içeri girdi. O Acun Fırlar'da hoş geldin dedi. Sonra Behçet abi akşama kadar Şanslı abiyle konuşmayı bekliyor. Zaten He. uçakta Acun abi demiş ki ben demiş yarım saate bağlarım bana bir şey olmaz sen kovulur musun kovulmazsın bilmem Sağ bilmem, oluyor, bilmem Acun. Demiş. <laughs> Sonra Behçet abiyle biz yemeğe gittik geldik asansör açıldı Şanslı abi eve gidiyor. Behçet abi de Şanslı abiyi bekliyor akşama kadar konuşamamış. Böyle tam çıkı iyi akşamlar çocuklar da iyi akşamlar abi dedim. Behçet abi böyle yaptı. Şanslı abi bir dakikanızı alabilir miyim dedi. Behçet o kadar şey bir dakikaya sığdıracaksın. <laughs> ben zaten her şeyi biliyorum. Tabii tabii. O kadar şey. Ya Şansal abi yalan söyleyemezdik. Anlardı yani. O yüzden tabii, tabii. Em, yalan falan yemezdi yani. <laughs> ya Adam, çok... Her şeyi yemiş, yutmuş. Her şeyi gazetecilik, muhabirlik, müdürlük ne varsa yaşamış. Biz kapatma yapıyoruz. Tamam mı abi? Ben fişleri kameramanlı ayarlıyordu. Ya yani onlar şey yapıyordu. Bana vermişler kapatma. Zaten televizyonculukta fiş kapatma işi kameramandadır. Evet abi. Ben de yazdım, bakmadım tarihlerine falan. Benzine atıyorum mesela bugün 2000 liralık benzin almışız. Hmm. Ertesi günde 2000 liralık benzin var ama o normalde olmaması lazım. Benimle alakası yok. O gözden kaçmış, yazmışız. Şey yazmış. Şavroleme kiraladınız. <gülüyor> <gülüyor> yani, 8 silindir Tabii tabii şavroleme kiraladınız. Ya ama Atakan, yani <laughs> geçen Fırat Aydınus'la da konuştuk. Bazen ben otelde söyleyeyim. uyandığımızda ben neredeyim derdim. Tabii tabii. Sivas'ta mıyım? Belgrad'a mı gittik? Tabii. Oradan Paris'e mi geçtik? Tekrar döndük Rize'de miyiz? O kadar çok seyahat birikiyordu ki. Ya, o yani o Tabii o zaman böyle egzellerde onları da yazma şansımız yok. Böyle bir tomar tabii. şey. Hangisi hangisinin de çok ciddi bir mesai harcanıyordu o işe. Ya ben nefret ediyordum abi ben kapatma yapmaktan. Yani acayip bir zulümdü. Ee, abi şş, tarihi maçlar var. Mesela 100 sene sonra bile konuşulacak 6 Kasım 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O maçta hatırlar mısın bilmiyorum. Sen maçı anlatırken ben de yanındaydım. Hatta Rıdvan Dilmen de vardı ben de oradaydım tarihi bir maça tanıklık ettik. Sen de o maçı anlattın abi. Hı hı. Sana deseler ki böyle bir maçı anlatacaksın. 50 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra konuşulacak. İnanır mıydın? Elbette inanmazsın. Neler oldu öncesi, sırası, sonrası? Valla biliyorsun biz 4-5 saat önce hep stadlara giderdik. Stada girdiğimde, şimdi şu anlatım yeri olarak düşün. Stadın sağ tarafı yani lise tarafında futbolcuların durduğu o yerde bençte oturuyorum. Galatasaraylılar geldi. Fenerbahçelileri sağ kale arkasına almaya başlamışlar önceden. Ama alınan tipler böyle her zaman orada olan tipler değil. Onu görüyorsun yani. Belli organize bir olay var. Sonra bir düdük sesiyle birlikte ben diyeyim 500, sen de 1000 tane meşale yakılarak orada Galatasaraylılara atıldı. Galatasaraylılar Fenerbahçelilere attı. Galatasaraylılar içeri kaçtılar. Orada tuvaletler kırıldı. Olaylar ya, ya nasıl bir olay ondan sonra. O şartlarda başladı o karşılaşma. Tabii Werner Loran tabii kimsenin güvenmediği bir isimdi Fenerbahçe'de. Bir tarafta da Fatih Terim var ve çok iyi bir kadrosu var. Hatta bak onun anlatım defterini e, Cihan şöyle şey yapsın. Zoom in yapsın. 6 Kasım 2002. Vay 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 o, o, vay vay vay. Maçın bu tarafa hangisine muzaffer? Buraya mı? Gir bakayım şuna. İndirebilecek misin? Ben mi kaldım? Ha evet abi şöyle. süper. Bu 6 Kasım 6-0 Fenerbahçe Galatasaray maçı. Vay vay vay. İnanılmaz abi. İşte golleri yazmışım böyle yan yan. Ondan sonra sarıyla işaret ettik. Emre'nin sarı kartı var falan. İşte bu tarafta Serhat sarı kart görmüş. Ondan sonra Ümit Karanlar, Hasanlar, şunlar bunlar. Ee, kim yönetmiş? Mustafa Çulcu, Münir Takmak, Koray Yençerler yardımcıları. o da Muhittin Boşak dördüncü hekem. Onları yazmışım. Tabii onun öncesinde de böyle e, sayfalarca o neydir, bu nedir böyle hani yorumcu falan olmaz elektrik kesilir. Resmen böyle ders çalışıyorduk. Yani Tabii. Böyle şeylerle gazete Sen bir daha abi diyeyim. o dönem hatırlıyorum en çok bilgi veren, detay veren spikerdin abi. Ya bir farklılık getirmek istedim. Anlatıma farklılık getirmek istedim ama mesela şu an onun o kadar da iyi gerekli olmadığını düşünüyorum. Tabii tecrübe yenilmiş kazıkların bileşkesi. Mesela orada Ariel Ortega gol atıyor. Ben Ortega'nın geçmişinden böyle bir şeyler anlatıyorum falan. Şu an olsa yapmam yapmazsın. Ama bazı şeyleri yani böyle e, sezon başında kim nereden gelmiş, e, yeni transferler nedir? Mesela atıyorum Beşiktaş. Bak Zago'nun, Cordoba'nın olduğu yıllar. 2002 Mağanı. 2002 evet. 2003 e, yüzücü. Kim nereden gelmiş? Aa okunuşları nasıl? Man ]dır? Malda da Şahu Aynen öyle. Bak ya yani bütün takımlar. Gelmişiz. bütün takımlar Atıyorum mesela Diyarbakır Spor. Şimdi şu maviyle yazılanlar kimin nereden geldiği, yabancı futbolcuların telaffuzu ondan sonra. Bunların hepsini çalışman lazım. Böyle çalışa çalışa gidiyorduk. Hepsini saklıyorsun abi. Saklıyorum. 2000 şey 1995-96'dan istifa ettiğim yıla kadar bütün defterlerim evde. Bundan bir kitap çıkaracağım. Mükemmel Hazırlıyorum abi. Hazırlıyorum şu an. Harika. Peki abi Fenerbahçe Galatasaray maçı 6-0'lık tarihi bir maç. Maçtan sonra futbolcularla aranda bir diyalog geçti mi? Seni aradılar mı? Bir yerde denk geldiğinde bunun konuşması, diyaloğu geçti mi? ile Galatasaray'la oyuncular. Ya, Fatih Hoca ile geçti mi? Hepsiyle geçti. Şimdi Fenerbahçe antrenmanına gittiğimde vay uğurlu spiker abimiz olduk. Florya antrenmana gittiğimizde hay senin ayağına bir daha bizim maçımızı anlatma. Çok oldu. Yani Çok kaptan oldu, Bülent'ten abi. daha sonra Arda Turan bile abi dedi bir gün dedi onları 6-0 yeneceğiz ve sen anlatacaksın dedi. İnşallah Ardacığım dedim. inşallah öyle bir şey olsun da yani şey spor basını için güzel bir malzeme bu. Tabii. Rövanş ondan sonra olmadı Arda'nın düşüncesi. En azından Arda hep <laughs> futbolluyken olmadı. Ya yani daha da olmaz. Yani çok farklı bir şeydi o 10 kişi alan takım kartlar şunlar bunlar. İlk yarı 3 tane falan atabilirdi Galatasaray. Tabii tabii direktten yani, dönen topu direktten var hatırlıyorum. Direktten topu var çok e, iyi bir futbol sergiledi ama diyorum başka şeyler yani Ümit Özat gol attı. Savunma oyuncuları gol atabilir evet. demiştim. Onlar attı. Sonra işte yok tozcu muhabbeti falan çıktı golü atanlar. Tuncaylar, Ariel Ortega'lar falan. Yani hikayesi çok fazla 6-0'ın ve bence onun üstüne Süper Lig'de maç geldi mi bilmiyorum. Sen peki Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra 6-0'lık maçtan sonra kaç yıl daha delbe ya ha, Bak şimdi o çok ilginç bir konu. Şuraya geleceksin. Ondan sonra ben sürekli Fener Beşiktaş maçlarındayım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Fener Beşiktaş, Beşiktaş. Fenerbahçe, Galatasaray anlatmadım. Niye? 6-0'dan sonra yıllar geçti. Derbi, nostalji maçları var. <laughs> Fener şey Beşiktaş'ta iyi. hep beni görürsün. Niye ben gidemedim abi Fener Galatasaray Allah. Allah, Allah. Galatasaray'dan ya. daha sonra başkan ya da başkan yardımcılığı yapan isimlerden e, tabii canım biz de istemedik seni diyenler oldu. Ya oldu. Ya olabilir böyle yemekte ya şansal kim anlatacak bizim maçı ya bak bu Melih bunun hayatı <laughs> ters falan filan diye bir de bir yerde Rıdvan abi herhalde Beyaz'ın Beyaz programında işte şey demiş benim için Kanal D'de ulusal kanalda işte Aziz Yıldırım'ın uğurlu spikeri diye. Ondan sonra kaldı mı adımız? Eyvah. E bir de sağ olsun Hıncal Uluç her hafta bana e, yarım sayfa sürekli giydirirdi. Onlar öyle bir şeyler oldu ama yaşam yaşanacakmış yaşadık yani. Ama anlamda. yüzüm burada değil ha. Burada olduğu için söylemem. Çok iyi spikerdin Mel abi. Yani hakikaten ya ses, ses o bir de çok uyuyordu abi maç anlatımına. Mesela ben e, bizde ee, mesela şu anda Gökhan Abdi'yi beğeniyorum. Erjantanelle sen bir başkaydın abi. Yani çok, o kadar güzel anlatıyordunuz ki maçları Ya her malın müşterisi ayrıdır. Sağ ol, teşekkür ederim bu iltifatın için ama yani biraz böyle tınıyı verebileceksin. Ee, çok kalın sesin olmayacak bence futbolda. Biraz da böyle bizim halkımız Latin anlatımını seviyor. Böyle tempolu anlatacaksın ki sen bizzat şahit oldun. Her maçtan önce maç günü bir saat iki saat tekerleme çalışan bir adamdım ben. Evet. Oturup böyle siz yemek yerken otelde şurada burada tekerlemeyi çalışıp şuradaki kasları açman lazım ki. Bir de tempo vardı Atakan o zaman. Yani tempolu maçları anlatıyorduk. Abi herkes hücumu düşünüyordu. Ve çok ünlü çok baba futbolcular anlattık. Onlar da ambiyans iyiydi. Böyle Instagram seyircisi yoktu. Deli gibi statlar. Yani maçtan çıkıp eve gittiğimde iki gün kulaklarım hala uğuldardı. Böyle hatırladığım mesela Snyder'in mükemmel bir gol anlatımı var abi. Şeyde, ee, şimdiki Rams Park'ta. Evet. Nasıl gol abi? İki volkan tane Volkan'a. Bir sağ bir sola. E şimdi geldi o maçta coşma abi. Değil mi? Ya yani zaten tribün seni coşturuyor. O anda zaten tuttuğun takımı falan düşünmüyorsun. Bir, bir Drogba hatırlıyorum. Manisa'da Manisa, bir de şöyle bir şey oldu mesela Galatasaray'ın yeni gelen en baba transferlerinin ilk golü hep bana denk geldi. Alex yani, Alex'in hatırlıyorum. Alex öyle. Alex'in Alex çok güzel gollerini Alex anlattın. Alex'in çok malını yedik yani. Evet. Alex'in acayip golleri var. Sergen Yalçın hatırlıyorum. Sergen Yalçın çok güzel gollerini anlattın. Şimdi Sergen Yalçın'ı anlatırken abi insan yani nereye pas vereceğini bilemiyorsun ki hep böyle Tabii. bir diri lazım kendini. O yüzden de iyi günler yaşadık. E, Delgado'nun golleri, Adriano'nun Rized'e attığı Rize'de gol. Rized'e 90 artı 3. E, Hikmet Karaman'ın maçtan sonra siz Adriano'nun sonradan gelen oyuncunun nereden geldiğini biliyor musunuz? Demiş ne yaparız topa asla. Havaalanına dönüyorum. Hakan Ünsal aradı. Baba dedi ya sen Beşiktaşlı mıydın dedi. Yok Hakan'ım dedim ya niye öyle diyorsun ya Adriano. O golde önemli olan ne biliyor musun? Bir spikerin, bir de maçtan bir saat önce yayın açıyoruz ya. Mesela e, 6-0'lık maç. Ben 18'de yayına girdim. 23 35te çıktım. Çok affedersin tuvalete bile gidemediğin 6 saat buz gibi soğukta çatıda oturduğunu düşün. Yani biz tabii kravatlı falan duruyorduk. Ee, daha sonra kravat geldi de içimize işte askerde giydiğimiz içlikler tabii. onlar bunlar. Gazete sardığımı bilirim ben içime. Soğuğu çok güzel önler gazete. O zaman böyle termal giyselerdi evet. bildiğin gazeteleri içimize sarardık. Onun üstünde sen yani e, seyirciler onu düşünsünler. Düşünün şu havada çık çatıya 6 saat otur. Ve otur. Ayakta da değilsin yani. O yüzden de o disiplinle e, biraz zor bir iş. Zor abi. Yani affedersin tuvalet disiplini lazım, e, beslenme disiplini lazım, uyku disiplini lazım. Lazım olur lazım yani. hemoroid oldum abi ben işte. Al, Maçlara işte. gitmekten, soğuktan. E, Kleberson'un golü. Fenerbahçe maçında. Ve... Musa abiyle böyle dedim ki in önüde. Baba dedim Kleberson vuracak. Yok be dedi o atamaz oradan dedi. Onu hissettim Kleberson'un vuracağını ve gole hazırladım kendimi. Ardından Kleberson bir koydu çok güzel gol oldu. İki dakika sonra Tuncay Şanlı karşılığını evet. vermişti. Evet. İkiye bir yapmıştı. Ee, sivas Fenerbahçe şampiyonluk maçı abi. Aa, o da yani e, tarihinde hiç bu kadar uçak inmemişti Sivas'a. Acayip bir şeydi otellerde yer yok. 3 milyon insan Sivas'ta. Sivas yanıyor gün boyu yanıyor. Sivas'ın en meşhur dönercisi de Kapalı. Ben bu Anadolu'daki milletin para kazanmama sevdasına hastayım abi. Benim dedi şeyim var. Biz pazarları kapatıyoruz. Abi Şampiyonluk maçı gelmiş şehrine. Tabii tabii aynen öyle. Yani belki 8 kere döner takacaksın ayrıca. Bir de herkes diyor ki işte iyi, o döner mis döner söyleyeyim adını da biliyorsun. Ondan sonra Sio Hastane'ye yenir bana herkes abi mis döner. Mis döner. Dönerci kapalı. Dönerci. <laughs> Neden biz pazarları ya inanmaz poklar. Ya, ya abi şaka gibi üç, Üçte dörtte falan kapatıyordu zaten abi. Evet abi. Bırak o açık kal. açık kal. Ya, açık kal, o, yani. o, Galatasaray gelmiş Fenerbahçe Beşiktaş gelmiş. Sana işte şey bereket. İnanamazsın ya bu ülke öyle yani. Onun da mesela buradadır notları. Sivasspor, Fenerbahçe. Şöyle. onda da şey demiştim hiç unutmuyorum ya. Kocaman bir umut gerçeğe dönüşüyor. Aykut kocamandan kocamanı şey yapmıştım. Şöyle Muzaffer böyle göstereyim de bilmiyorum. Belki yakınlaştırırsın. Müthiş. Ondan sonra işte şampiyonluk maçları bunlar. Sonra tabii çok tartışıldı. Sivas Başkanı işte skorumu gösterdi falan filan böyle mevzular hatırlıyorsun. Ya polemik çok fazla tabii ya, yani. Ama bir de kimseye yaranamıyorsun abi. abi mi? yani Fenerbahçe'lisi ya. sevmiyor, Galatasaray'lisi sevmiyor. Ee, ben Beşiktaş muhabiriydim. Beşiktaşlıyım da. Ama Beşiktaşlısı da sallıyordu, Fenerlisi de sallıyordu. Herkes sallıyor. Kimseye yaranamıyorsun abi o top 7.32 2.44 içeri girdi iyisin girmedi kötüsün Tabii tabi tabi ya senle fotoğraf çekerim 10 dakikası küfür ediyordu öyle, abi öyle Galatasaray Başakşehir şampiyonluk maçı ee, evet o maç da burada Galatasaray Başakşehir maçı o maç ama yani var ya saha içinden çok saha dışında bir kere şey çok güzeldi yani şey malzeme olarak güzeldi çok olaylı maçtı da biz olaylı maçları yayıncı kuruluşu olarak seviyorduk çünkü çok şey vardı. Evet. Malzeme vardı. O maçla ilgili en güzel anım şu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu anlattım. ilan ettik. Hatta Mustafa Cengiz'le bir fotoğrafım var. Allah rahmet eylesin. Şampiyonluk kutlamaları Mustafa Başkan'la birlikte. işte yeni açılan statta. Canım başkanım çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin Allah inşallah. Allah rahmet eylesin. Bir tane Galatasaraylı geldi. Bir abi dedi fotoğraf çektirmemiz lazım dedi. Ondan sonra tamam kardeşim dedi. Ha dedi bir Fenerbahçeli ile Galatasaray şampiyonluğu fotoğrafı dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim böyle. Dedim, <laughs> e, dedim ne <laughs> diyeyim tabii, yani. Tabii, aynen öyle. Ne diyeyim yani güzel şeyler yaşadık. Ya zaten anlatım yerlerimizin çoğu şeyde hep seyircinin içinde. Tabi bundan çok sıkıntı yaşadığımız maçlar da oldu. Gerçekten yani gözüne lazer tutan mı dersin, tehdit eden mi dersin, bir şey fırlatan mı dersin. Polisin giremediği yerlerde maç yaptık. Yani spor şube kurulmadan önce... İşimiz zordu. Zordu evet. Ee, Mustafa Denizli ile... Bak bir oraya girme. Oraya girme. Şunu anlatayım müsaadenle. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Öncesinde de işte bu kırmızı kartlar çıktı Samsun maçı. Beş kırmızı kart. Ondan sonra Şansal abi beni çağırdı. Kardeşim dedi sen dedi eski askersin dedi derbiye sen git dedi. Abi gidelim de dedim emniyete yazı yazalım çünkü alen 3 sıra önümde. Çarşı orada. Yani şu an Sibis otel tarafındaki yerdeyiz. Ve o zamanki Beşiktaş yönetimi işte medyayı baskı altına almak için karşı tarafa adam edecek bir anlayış o. Ondan sonra en böyle çılgın taraftarların 3 sıra arkasındayız. Biz Rıdvan abiyle gittik ikinci dakika Rıdvan abi gitti. Gitti. Hadi <laughs> ben burada işe yapamam nasıl ama küfür yiyoruz. Sonra yiyorum. İşte Şansal'ın nokta noktası, Erman'ın nokta noktası. Erman abiyle de Beşiktaşların arası hiçbir zaman düzenledi. Ama bir şey söyleyeyim mi sana abi? Mesela gidiyordum mesela şey servise, kanala. Erman Hoca bugün beni çevirdi. Dedi ki bana küfür ettiler mi dedi. Dedim ki etmediler. Allah Allah nasıl olur dedi ya. Bir <laughs> gün Digi, Yıldız'daki Dijitürk binasına 2000-3000 bin Beşiktaşlı geldi. Erman abi aradım. Abi dedim hoparlörü açıyorum, dinlettim. Nasıl mutlu, nasıl keyifli. Demek ki Kuzeyinci acaba boşuna gidiyor abi. Ya şey dedi işte. Ya şansal dedi yayında Erman abi işte Beşiktaş şampiyon olunca spor medyası ekmek yiyemiyor falan filan işte Fener Beşik, Galatasaray. Ya bazı gerçekler var Türk futbolunda ama bir taraftara bunu anlatamazsın. O çünkü bir taraf. Bunu anlatamazsın. Yayın... Ondan sonra da Beşiktaş taraftarı bir süre işte yayıncı kuruluş Beşiktaş'ın şampiyonluğunu istemiyor olayına geldi. Oysa ki yani ne maçlarda birlikte görev yaptık. O anda tuttuğun takımı unutuyorsun. Yani unutmak zorundasın zaten. Unutmasan 30 yıl seni İnönü'de, Ali Samiyen'de, Kadıköy'de, Amin yaşatmazlar abi. Oraya Tabii. giremezsin yani. Aynen öyle abi. Hıncal Uluş hep ya rahmetli. Gazeteci cesur olacak. Hiç görmedim ben Hıncal Uluş'u statlarda. Ne güzel değil mi ekran karşısında? Bir git bakayım Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Avni Aker'de neler yaşanabiliyor? Benim e, yanıma şeyde Avni Aker'de bu kadar taş düştü abi. Tam yanıma. 5-0'lık e, Trabzonspor Beşiktaş maçı vardı hatırlıyor musun? Hı hı, hı. Klestov, Tümer, Ahmet Dursun ilan Mansur gol atmışlardı. Bu kadar taş attılar abi. Ya yani neler çektik neler abi yani abi, kolay hacı zannediyorlar. An, hacı ana deyip elini öpeceğin 75 yaşındaki kadının takım otobüsüne saksı attığını gördüm ya. Tabii. Yani yolda görsek anacım nasılsın var mı ihtiyacın diye Hacı ana dersin elini öpersin. Hacı ana böyle kaldırdı şeyi takım otobüsüne attı. Böyle. Yani bu çevrede <laughs> şeyler özel harekatçılar, sniperlar, polis Tabii. köpekleri, şunlar bunlar. Trabzon Gaziantep maçı gece 3'te çıktık. Bizi bırakmıyorlar. Ya neler yaşadık abi. Ya sonra Hıncal abi buradan şeyde koruması da var zaten Mehmet Bey sağ olsun. Ee, rahmetlinin koruma polisi vardı. Gazeteci cesur olacak. Gel abi o cesareti orada göster. Değil mi? Gel bir maça. Ha, geleceğim o şeye. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı dua ediyorum berabere bitsin diye. Abi bulaşmasınlar diye. Abi ya. bulaşmasınlar. Şurada. Polise gittim devre arasında dedim ki ya dedim arkadaşlar 3-4 tane arkadaş gelse en azından devlet burada diye bir görünse. Cevap biz oraya giremeyiz. Ha polisin onlar da korkuyor. Girmiyorlar. Aa. Bence Beşiktaş yönetimi o zamanki Olur. polisleri de sokturtmadı oraya. Yoksa polisin giremeyeceği yer mi var abi? Polis de gelmedi. Allah'la baş başız. Allah. Ne yapacağız, ne edeceğiz ondan sonra? Musa abi diyorum ki abi bak her an şey olabilir. Of tübü hazırlayın. Yani her an bir fiziki müdahale olursa ben ne yapacağım tek başıma 3000 kişiye, 5000 kişiye. Bir de en baba taraftarların evet. olduğu yer böyle. Ondan sonra <laughs> Fenerbahçe 3-1 kazandı. Peki, no nasıl çıktın abi? <gülüyor> nasıl <gülüyor> çıktın? Gol de sesim çıkmıyor. <laughs> Serhat golü atıyor herkes bana dönüyor. Erman'ın nokta noktası şans alın Aa, bir şeyler yağıyor falan ben böyle alttayım ondan sonra sonra kendimizi çatıya attık. Teknik ekip yer değiştirdi falan Allah böyle Allah. nasıl olaylar nasıl olaylar. Sonra bir gün Serhat beni aradı Serhat Akın abi dedi golümde bağırmamışsın. Sen niye gol atıyorsun dedim ya. <laughs> <laughs> Deplasmanda gol mü atılır? <laughs> Ondan sonra. Abi anlatamadım mesela. Beşiktaş, Fenerbahçe, 3 birlik maçı ben anlatamadım. Anlatamam. Allah'la Allah baş başayım. Şansal abi mesaj atıyor. Diyor ki oğlum şeyse çık gel biz buradan devam ederiz. Şimdi Allah var gazeteci olduğu için biliyor. Yani Diyarbakır'da, Bursa Beşiktaş maçlarında, Beşiktaş Bursa maçlarında Atakan az mı biber gazı yedik? Tabii. Yani bu şartlar tabi e, tabii şu an öyle değil. Pasolik'ten dolayı çok duruldu. Herkes böyle cici bici ondan sonra. Bir de spor şube bence çok başarılı. Keşke bizim zamanımızda olsaydı. Keşke abi. Spor şube çünkü Atakan Kurt'un her şeyini biliyor. Sen fanatik bir Beşiktaş taraftarısın. Atakan Kurt'la ilgili her şey şu an spor şubede olduğu için Anında seni alıyorlar. Oradan bertaraf ediyorlar. Tabii dakikasında evinden küt diye alıyorlar. Ya bir da, Beşiktaş, ya da alıyorlar. Beşiktaş tribünleri gerçekten çok yaratıcı. Ee, ta köy içinde başlayan yemeklerle babalar maça geldiği için o da da bahçede yürüye yürüye. Bir gün şunu anlatayım. Beşiktaş'tan çok sevdiğim bir kardeşim Zafer bana maçta mesaj atıyor. Abi emniyette tanıdığın var mı? Ben bu arada anlatıyorum son orta ceza sahasına Aa, ne olacak? Abi küçük bir olay var da. Nedir olay? Anlatıyorum bu arada. Ondan sonra. Sen abi Zafer'in çok yakın bir arkadaşı tam benim anlatım yerinin şu sağ önde. Çekim yapan polisi kamerayla bizim Lig TV kameramanı zannediyor. Ee? Tamam. Ne çekiyorsun lan? Bıdı 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 bıdı, bıdı diyor. Mesela bizim Ümit Kül zannediyor mesela. Evet. Muhammed zannediyor, Behçet zannediyor. Polis kardeşim de şaşırıyor. Bana mı küfrediyorsun diyor. Sana küfrediyorum lan diyor. Atlıyor. Görüntüde şöyle büyüyerek gelen bir Beşiktaşlı var. Geliyor, 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 geliyor devletin polisine. Kamera yerde. Kırık polis yerde. O çocuğu paketlemişler. Bunu böyle orada döve döve bir şeyler oldu. içeri aldılar. Gördüm ben onları da. Abi içeride çocuğun ifadesi Amirim kusura bakmayın ben onu Lig TV kameramanı zannettim. <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle yayıncı kuruluş bizimi mi çekiyor. Bir şey mi çıkartacaklar buradan falan diye. Öyle bir muhabbet. Ondan sonra ya dedim ki Zafer, ya ben bunu tamam var tanıdıklarımız da. Şimdi tanıdığım bir emniyet amirine ya Atakan amirim işte bizim çocuğu almışlar. Niye almışlar? Polis <laughs> dövmüş. <laughs> Pol yani devlet malına zarar. Tabii. Polise mukavemet, darp. Yani fiili her şey var abi. Üç gün şeyde ağırladılar onu. emniyette. İyi üç günde yırtmış abi. O zaman öyleydi. Üç günde yırtmış. Senin Diyarbakır'da düşman var abi? Ya o çok komiktir ya. Diyarbakır. Evet onu bir iz, izleyelim abi. Şey... Diyarbakır bu da Fenerbahçe maçı. <laughs> Karşımda kameraman Cüneyt yerlere yatıyor şu an. Ya, muazzam. Abi zemini Üstüne bir şey döşemişler. Tahtalar varmış. Zeminin azizliğine, Ve... zeminin azizliğine futbolcular uğradı. Biz de burada zeminin sizin oradık aşağı? Sene kaç abi bu? Abi bu kaç? 2001 İstanbul'da. falan. 2000-2001. Vay vay vay. O zaman baksana takım elbise falan yok. Evet. Sivil e, Doğru. şey yapabiliyoruz. Gencicisin abi ya. Ay, saçlar simsiyah. Burada. Evet. Diyarbakır burası. Diyarbakır Atatürk. Böyle canlı yayında bam diye düştüğümüz oldu abi. Muazzam. Pankart abi. Mustafa Denizli ile sana. Ya o çok ilginç ya. Yani. O 3 haftadır ben Galatasaray anlatmıyorum tamam mı? Türkiye'de Türk bayrağı dalgalandığı her yerdeyim. Galatasaray'a ilgim yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Maraton'da o zaman şansal abi, Tümer, Mustafa abi var. Üçü yayın yapıyorlar. Galatasaraylıları kızdırmışlar ama ben tabii dönüşte uçaktayım, yoldayım, karayoluyla senden bir yere geçiyoruz. Maratonu seyredemediğimiz zamanlar, cep telefonu da yok o zaman internetten evet. seyredelim falan öyle bir şey diyor. Bayağı bir kızmış Galatasaraylılar bizim maraton ekibine yayına bir gireceğim. Stat yeni yapılmış. Ondan sonra işte Şansal Büyük Ağa, Tümer, Metin onlara kocaman bir pankart. Bir tane pankartı da tam karşıya getirdiler. Mustafa Denizli, Merih Şendil, Ultra Aslan sizi iyi bilir. Şimdi Ultra Aslan beni niye iyi biliyor? Onu bilmiyorum. Oğuz da sordum. Ondan da cevap alamadım. Ondan sonra İstiklal Marşı bir buçuk dakika boyunca orada futbolcular İstiklal marşını işte yukarıdan bayrak iniyor. Orada... Evet, şansal Denizli Şansal var. Denizli Tümer Fenerbahçe için yayını Mustafa Denizli Ultras'a baksana pankarta Bunu hazırlamak kaç liradır Kaç saattir? Abi tabi tabi abi. Ben bunu sabah aldım Ultras'dan bir arkadaştan Abi sana iyi niyet dileklerini belirtecekler Otoparkta yapılır bunlar biliyorsun. Otoparktan bana iki kare fotoğraf attı. Ondan sonra Keza yine burada Şansal abi dedi ki evladım dedi istiyorsan dedi dön şey falan. Ömer abi sağ olsun Ömer Güvenç o da start'taydı polis göndereyim mi senin oraya dedi. Orada da seyircinin içindesin. Ondan sonra yok abi dedim yani şu an bir fiili müdahale hiçbir şey yok. Ama buna şaşırmıştım mesela. Benim gerçekten 3 haftadır hiçbir dahlim yoktu. Yani Galatasaraylıları kızdıracak maç bile anlatamadım yani. Yok Galatasaray portföyümde yok. Son 3-4 haftadır belki. Şeye kızmışlar. Maratona kızmışlar. Sonra başka ultra arkadaşlardan Aa, maraton, şansal, tümer, Mustafa ay, araya Melih'i de koyalım. <laughs> Tabii ki 6-0'lık maçı anlattı. He. Ondan dolayı oraya gitmişiz yani. Ultra sizin sizi iyi maçı. Abi şunu anlamıyorlar ya. Hiçbir spiker maçı anlatırken tuttu takımı karıştırmaz işi abi. Hiç, ya şimdi biz yıllarca muhabirlik yaptık abi. Bizim hangi takımı tuttuğumuzu bilmezlerdi ki Oğlum, Melih abi. Başıma gelen bir şeyi anlatayım sana Atakan ya. Falcao. Geldi. 5 milyon euro. Yıllık. Güzel para. Büyük yıldız. ilk maçı. Dedim ya Drogba morogma. Hep ben anlattım şeyleri. Ee, i̇şte bu yeni Ali Samiyen'de. Falcao golünü attı. Arkadaş ben dedim ki Kasımpaşa maçı. Falcao buluştu topla. Buluştu topla. Baba ne yiyip ne içerseniz de bu sözü Falcao vur şu topa diye anlarsın. Kasımpaşa'dan senin de çok yakından tanıdığın futbol şubesinde bir kardeşimiz. Bir hafta sonu abi dedi Kasımpaşa dedi senin aleyhinde dedi bir e, duyurda bulunacak dedi. Ne yapmışım lan dedim ondan sonra. ...işte Falka olayı dedi ondan sonra. Ve açıklama yaptılar abi. Bean Sports'ta Galatasaray Amigos'u istemiyoruz. Ben çünkü şey demişim. Falka vur şu topa. Arkadaş ben buluştu topla diyorum. Sonra Bean Sports'un yabancı yöneticileri what happened diyor. Şimdi açıklamaya çalışıyorum işte Falka has made the ball, Falka received the ball İngilizce çevirmeye çalışıyorum. Ama öyle bir şey yok yani tekrar tekrar da dinliyor zaten öyle bir şey demem mümkün değil. Ondan sonra ha şimdi o zaman da oldu mu Galatasaraylı? Bu sefer de Fenerbahçeliler bize yağdırmaya başladı. i̇nanılmaz yani. ya. Sonu yok. Sonu yok. Sonu yok. Bir de şöyle bir şey var abi ben de mesela Lig TV'de çalıştığım dönemlerde ee, taraftarın ee, ya da taraftarların seninle alakalı ya da kulüplerin bu tür açıklamaları sonrası maalesef Lig TV çok sahip çıkmaz bize abi. Abi yani Lig TV sahip çıkardı da Bean Sports sahip çıkmadı. Bu olaydan ertesi gün Kasımpaşalılar yöneticiler iyi dinlesinler. Beş tane kardeşim benim evimin çevresinde gelip beni sormuşlar. Öyle mi? Bizim güvenlikte e, demiş ki böyle böyle falan falan. Şimdi arkadaş Loran Vailoyan biliyorsun bir hafta Bostancı'da polis bekletti Şansal abi. Evet. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra. Loran haklı haksız değilim. Orasında değilim ama sen ismen hedef gözeterek Atakan Kurt dersen. Tabii. Abi ters. Yarın Atakan Kurt'un başına bir şey gelse ne olacak? Sen Doğru. şimdi Kasımpaşa... Ha bir de ondan sonra ben o stadı hiç görmedim onu da söyleyeyim. O benim son Kasımpaşa maçım oldu. Kasımpaşa'ya bir daha hiç gitmedim. Ha, gitme beni yok. Ya, muazzam ya. <laughs> muazzam abi. Galatasaray amigosu spiker istemiyoruz. Muazzam. Şansal abiyle Acun başka hatırladığın anı var mı abi? Ee, şeye geçelim istiyorsan. Ee, sen oğlunun doğumu Mehmet Cansun. Ya o çok iyiydin sağ olsun ee, Mehmet Bey. Bir 10 gün erken doğdu bizimki. O haftada maçları aldık. Ben Samsun Spor Galatasaray maçına gittim. Samsun'a o zaman günde bir uçak, iki uçak anca var. Ondan sonra hatta rahmetli Erdoğan Arıcı'yı aradım. Cuma günü hocam dedim ben bir, bir buçuk yıldır maçı anlatmıyorum. Gelip antrenmanı izleyebilir miyim? Rahmetli Erdoğan Hoca dedi ki Melih'cim gel ama dedi kamera getirme. Sözdü hocam dedim. Ben gittim Samsun Spor antrenmanını izliyorum. Erdoğan abiye soruyorum. Abi bu sahada oynayan Atakan kim? Onu nereden aldın? İnegöl'den işte geldi. 1.7 bin lira. Şu, şu, o, şudur, bu budur. İşte dörtte oynayacağız falan filan. Böyle futbol konuşuyoruz. Derken telefon geldi. Bizimki dünyaya gelmiş <laughs> ondan sonra. Neyse ertesi gün maçı anlattım. Samsun Spor Galatasaray ve uçağım pazar öğlen. Bir dönüş uçağı yok. Ve dönünce de İnönü'de maçım var. Yani geleceğim havaalanından eve gideceğim. Üstüme değiştireceğim. Bir yemek yiyeceğim belki. Tekrar İnönü'ye geçeceğim. Ondan sonra Mehmet Başkan'a söyledim. Ya başkanım böyle böyle falan filan. Özel uçağı vardı ya Galatasaray'ın o zaman onlardan biri. Sağ olsun Mehmet Başkan. Hosteslerden birinin koltuğunu bana yaptırdı. Ben hostes koltuğunda Galatasaray takımının özel uçağıyla İstanbul'a geldim. Hemen gittim Kadıköy Şifa Hastanesine. İlk kez gördüm. İşte sonra eve gittim iki saat uyudum sonra İnönü'ye tekrar maça gittim. Yani ondan sonra da bize der ki insan kaynakları biliyorsun muhabirlere spikerlere ya bu Atakan Bey'in kartı okumamış fazla giriş çıkış saatleri mesai saatleri ne mesaisi ya neyin mesaisi ya. Abi şöyle söyleyeyim 12 ayın 7 ayı falan ya şehir dışı ya deplasman ya e, yurt dışı kamplar maçlar hep böyle dışarıdaydık abi. Hiç ya şöyle bir günümü anlatayım mesela. Saat 15'te çıktım. Nefe geldim. Saat 19'da Galatasaray maçını çektik. Saat 23'te stat'tan çıktık. Arabaya atladık. Ertesi gün Eskişehir Beşiktaş maçı var. Sen ben Musa abi oradan arabayla Eskişehir'e git. Eskişehir'de gece 2.30'da in. Bir çorba iç. Yatışın 4, kalkışın 10. 13'teki maçı yap Eskişehir Beşiktaş maçını ya da belki 16'daki maçı yap maç bitsin 18 sen görüntüleri geç mart sonu röportajların seni bekle 20 Eskişehir'den çık dön gece 1 yani cumartesi saat 14'te 15'te evden çıkıyorsun pazar gecesi 1'de evdesin daha da kötüsü belki de pazartesi sabah ikimiz Gaziantep'e uçuyoruz Oradan bir başka maç yapıyoruz. Yani bu şartlarda insan kaynakları da derdi ki bize... ...tabii televizyonculuğu, yayıncılığı bilmedikleri için... E, ...Atakan Bey'in kartı üç gündür işe gelmemiş. Ya <laughs> muazzam ya. Ama deplasmanlar ve deplasmanlarda o muhabbetler ve orada farklı e, farklı en güzel yerlere gidip yemekler yememesi falan muazzam Anadolu'nun en güzel yemeklerini bize soracaklar. Evet, abi, evet. Vedat Milor gibiyiz yani. Tabii tabii. Hani biliriz yani. Ama çok tabii ilginç yemek anılarım da var. Bizim Mustafa Sapmaz iyi yer biliyorsun. Top, Küya abi. almaz ama Mustafa İ ile Mustafa Sapmaz, Mustafa'lar M iyi yiyor abi. Mustafa, Mustafa iyi hafta içi spora gider hafta sonu depresmada yiyebilmek için abi öyleydi hatırlıyor musun? Ya çift spiker bir ara gidiyorduk ya. Bir gün Melih Yumuşbıçak'la Mustafa iyi Antep'ten bir fatura getirdiler bana. Dedim ki iki insan bunu yiyemez. <gülüyor> <gülüyor> yani ya Sonra yiyenlere baktım. Mustafa yiyemeydi. ha tamam attım imzayı. Tamam. Ya. Yani i̇kimizin kabul edilemez <laughs> tamam. Ya yani Mustafa bütün hafta e, deplasmandaki yemeği hazırlanıyordu abi adam. <laughs> Mustafa Sapmaz'a döner ısmarlayacağım. Maraş Caddesi'nde Trabzon'un döneri güzeldir biliyorsun. Mustafa da baba bayağı bir aç. Ondan sonra babacım dedi ne icaz et dedi? dedim kardeşim ben desin merak etme. Biz gittik otele bıraktık çantaları hiç yukarı çıkmadan yemeğe gittik. Çok sıra var. Ondan sonra abi hoş geldin beş gittin falan. Ya uşam dedim ya bize iki döner ver ama. Ondan sonra dedim Mustafa çok aç dedim ya önden bir köfte versene bize dedim. Tamam dedi gitti. Üç dakika sonra geldi. Bir tane çatal çatalda bir tane köfte. <laughs> Önden bir köfte demedim mi Melih abi dedi. Lan ya inanılmaz dedi. ya. Kur'an çarpsın. Önden bir köfte çatalla geldi Mustafa ya. Sapmaz. Sonra Mustafa'cığım dedim bak şimdi bunu dörde bölelim. İşte keki katalım böyle yavaş yavaş <laughs> yiyelim. Döner gelene kadar. Trabzon'da biliyorsun anı bitmez yani Tabii. Trabzon. Az önce şey söyledin ya abi, o şehirden bu şehirle bu şehirden diğer şehire giderdik. Ben hiç unutmuyorum sabah kahvaltısını İstanbul'da yaptık Muhammed Kılınç'la kameraman. Öğle yemeğine İsviçre'deydik, Cenevre'de. Fikret Orman'la özel uçakla gitmiştik. Oradan Madrid'e geçtik abi. Akşam, akşam yemeğinde Madrid'de yemiştik abi. Oradan da bir gelip Urfa yapsanız <laughs> bir kendinize <de> gelirdiniz. Yani. <laughs> oh, tamam. Musa Çözen abi. Çok iyi mi küfürlü? Musa abi dünyada gördüğün en küfürbaz. <laughs> Ama... En tatlı adamdır selam olsun ya, e, Hamantası hamam tası diye bir şey vardır tamam, Musa abi. Hamantası. yani hamam tası zoom in, zoom at, pan yap. Hamantası. Hadi Atakan röportaja başla. Hadi Atakan kes artık. Hadi oğlum hamamtası dediğinde artık bunu anlamaya başlamıştık. O yüzden tabii. de yaş gününde ben ona hamam tası hediye ettim. Olur. Çok şey öğretti. Ama en çok öğrettiği şey ne? Bir hatada takılı kalmamam. Bir hata yaptığımda tabii eskiden üzülürdüm. Şimdi radyo golde yayında Sparta Prag yerine Slavya Prag dedim hemen 40 tane mesaj geldi mele abi Sparta Prag falan eskiden olsa üzülürdüm ben bu hatayı nasıl yaptım şimdi kendinle dalga geçebiliyorsun Tabii. belli bir yaştan sonra ha Sparta ha Slavya olmuş diyorsun Tabii. O, o yaşlarda öyle değil ama. O yaşlarda öyle bir hata yaptığında insan üzülür ve geride kalan dakikaları zor çıkarır. Ama şöyle bir şey de vardı abi. Orada hemen Fernandez şanslı abi silsilesiyle bir mobbing falan uygulanıyordu abi. Öyle böyle aramıyorlardı yani. Ya mobbing demeyelim aslında bu bir şey otokontrol değil. Otokontrol mesela bir gün ben montaj yapıyorum abi. Ya baharda kışlık antrenmandan görüntü koymuşum abi. Abi Şansal abi dakikasında aradı ya Atakan kardeşim görmüyor musun adam dedi orada uzun kollu falan ya yani onu falan görüyordu Şansal abi. Bir gün şans versene şu defteri Şansal abi beni aradı oğlum dedi İnönü'ye dedi niye sarı lacivert kravatla gittin dedi. Ben, göster, şu abi sarı sackedmeme. var ya şu şey şu yeşil kravatım yeşil sarı tamam abi ekranda bu sarı lacivert gibi görünmüş ertesi gün getirdim Şansal abi abi dedim buyur kravatım bu. Ondan sonra yani diyorum ya ne yiyorlar ne içiyorlar da Allah'ın yeşil rengini lacivert görebiliyor. Evet. İşte böyle tepkiler geliyordu. Allah'tan ondan sonra tek tip kıyafete geçtik. Kırmızı kravat, milli takım, beyaz gömlek. Oh tamam hiç. Çünkü ne giyeceğim ben gerçekten bakardım. Atıyorum Diyarbakır Beşiktaş maçına gideceğiz. Diyarbakır renklerinden ya da Beşiktaş'ın renklerinden olmaması gerekiyordu o kravatın. Böyle bayağı geniş bir kravat şeyim vardır yani. Bu arada inşallah yakın zamanda Şansal abiyle de alacağım röportaj ee, Şansal abiyle çok güzel olur röportajlar. İnanılmaz olur. O eski anılar, hikayeler. Orhan abinin hikayesinde konuşuyoruz abi Şansal abiyle. Sor sor. Orhan <laughs> abinin araba rahmetliği Allah rahmet eylesin. Ya bugün maçın öyküsü, yapıyorduk ya abi. Benim bütün günümü alıyordu falan. İnanılmaz güzel oluyordu kasetler. Hatırlıyorsun. Tabii, Pazar sabahları 9'da beni çağırırdın evet. abi gel şunu okuyayım. Evet, aynen öyle abi. Çok da severdim seni. <laughs> ben de sürekli Senin abi arıyorum. Beraber paslaşıyoruz. İşte Senin abiden de bir sürü videolar koyuyorum falan filan böyle. Ee, senin abi de işte ben saat 6.30-7 gibi Şanslı abiye 710 10 kala, çeyrek kala gibi izletiyorum şeyi, kaseti. Sonra yayına giriyor maratonda. Sinan abi geliyor. Şanslı abiyle beraber koltuğa oturuyorlar. Beraber izliyorlar. Şanslı şey Sinan abi de sürekli gaz veriyor. Atakan hadi kovmuş. Eline sağlık falan sürekli coşkuyu veriyor abi. Genelde benim kasetlerim geçerdi. 6-7 kasetten bir tanesi Şanslı abi mutlaka fırçayı basardı. Ben bunu beğenmedim falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaset sürekli abi beğeniyor Şanslı abi. Sinan abi de gazı veriyor abi. Akşam geliyor da beraber izliyorlar. Böyle yaptı Sinan abi. Atakan harika olmuş kardeşim, eline sağlık dedi. Şanslı böyle tak şeye bastı abisi <laughs> topa. Ecekti. Sinan abim beğenmiş olabilir. Ben beğenmedim. rezalettim. <laughs> <Ne> <laughs> 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 Bak bu fotoğraf da D-Smart'ta e, Gümüş Bıçak'la e, İspanya Ligi'ni anlatıyorduk. Rüştü Hocam'ı da sağ olsun bir Real Madrid Barcelona maçına yorumcu olarak davet etmiştim. Sağ olsun geldi. Yorum yapmıştı. Çok severim Rüştü Hocam'a selamlar. Evet selam olsun. O Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kalecilerden. Büyük Mesela efsanelerden. o da bir ayrıldı. Mesela o ayrılık telefonunu bana açtırdılar. Yabancı yöneticiler. O kadar zor bir telefondu ki benim Değil ]miş. mi? Çok zor bir telefondu. Çünkü çok sevdiğim bir insan. Sebebini sordu. Ya dedim yani artık sebebi. Neyse sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum yani. Evet o veda telefonları kötü Tabii abi. Tabii bu eski futbolcularla mesela Abdullah Ercan yıllar yıllar önce Abdullah bile hatırlamaz belki. Trabzon'da otellerde yer bulamadığında Abdullah, Soner, Tonlay onların evinde kaldım mesela. Otellerde yer yok ondan sonra. Hatta Soner'di galiba e, sas çalıyordu. Gayet güzel bir akşam geçirmiştik. Yani çok e, güzel futbolcularla çalıştık. Bir de ondan sonra tabii onların yorumculuğunda daha farklı kişiliklerini, daha farklı yönlerini öğreniyorsun. Ama böyle zeki adamlar, iyi futbolcular oluyor. Zaten yorumcuların birçoğu da onlardan çıktığı için çok keyifli yayınlar yapabiliyorsun. Rıdvan Dilmen. Ee, Rıdvan abi çok zeki bir adam. Çok çok zeki bir adam. Yani Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün... Üç maça da gitmesi onu öldürdü. Çünkü Cuma Van'dasın, Cumartesi Bursa'dasın, Pazar Antep'tesin. Buna bir sene dayanabildi. Ondan sonra bıraktı zaten o işi. Ama o zor yılı ona çok şey kattı. Çünkü statları, başkanları, her şeyi gördü. Ama işler biraz böyle sakata bindiğinde Rıdvan Hoca kopar oralardan. Bir değil tane mi? bir hikaye anlatayım sana. <laughs> Diyarbakır'a <laughs> işte bir tane pankart. Musa Çözen, Melih Şen, değil, Rıdvan Dilmen. Diyarbakır'a yeni bir başkan gelmiş. Geldi de tanımıyorum. Malabi dedi, başkanım dedi sizi yemeğe bekliyor dedi. Şimdi davete icabet etmek lazım. Peki gidelim işte Dedaman Ruf'ta yemek yiyeceğiz. Gittik, başkan henüz gelmedi ondan sonra ama başkan da Diyarbakır'ın en köklü ailelerinden çok çok büyük bir aşiretin lideriymiş. Tamam Bizim Musa abinin eskiden bir alkol sorunu vardı. Şu an bıraktı Allah'a şükür. Ondan sonra. Musa abi hızlı gitti. Hızlı gittikten sonra başkan geldi. Başkanla tanıştık ama böyle sohbet Musa Bey, Sayın Başkanım, Rıdvan Bey falan, Rıdvan Hocam, Melih Bey böyle giderken bir saat sonra beyler atıldı. Başkanım, sevgili yönetmenim, Rıdvan abim falan oralara döndükten sonra başkan böyle şey dedi, dedi Musa Bey dedi, Melih Bey dedi, ben dedi bugüne kadar Digarbakır Spor'a şu kadar para harcamışam dedi. Musa abi başkan dedi senin ta ben <laughs> Abi kurtlar vadisi bir anda eller bele gitti tamam mı? Yani adam haklı. Yani adam orada kral. Ya, ben hatırlıyorum hikayeyi. Adam, adam hat, kral Rıdvan ben Musa 3 lig TV çalışanı Rıdvan hocam bana iyi akşamlar dedi gitti. Tabii ben hoş. kaldım Allah'la baş başa. Musa abi dedim baba. Al bak odayı hatırlıyorum ya 332 numaralı. O baba, kadar abi, ölüm korkusuyla abi oda numarasını unutmamışsın. Musa abi tuttum hadi baba kalk hadi baba kalk hadi baba derdik biliyorsun ondan sonra. Neyse Musa abi yatırdım aşağı Allah'a şükür. Yok dedi ben daha devam edeceğim. Hayır abi yok tamam bitti bu gece bitti sonra çıktım yukarı. Ya başkanım dedim kusura bakmayın yani ama Musa abi dedim Trabzon'da ağır ceza reisine de küfreden. Eskişehir'de Cumhuriyet Savcısına Bursa, da küfreden. Bursa'da valiyle oturmuştuk ya ben. Bursa'da öyle, Manisa'da Emniyet Müdür Yardımcısına da küfreden bir adam. Yani adamın şeyi yok. Tit diye bir şey yok aslında. Sevgisini küfürle ifade ediyor. Tabii, tabii. Ondan sonra. Yılmaz Ural gibi işte. Aynen öyle. Ya tamam kardeşim dedi. Sen dedi misafirimizsin dedi. Ondan sonra sağ olsun bağışladı. Yani büyüklük gösterdi. Bağışladı. Ertesi gün de <laughs> maçta çok güzel yine ağırladı. Şey yaptı. Sonra Musa abiye dedim ki abi dün ne yaptığını hatırlıyor musun? Ya dedi ben bir şey yapmışım. Vardı. Tam şu an çıkartamıyorum. Çıkartacak durumda değildin. Ya, yani çünkü... Musa abinin vardı öyle bombaları yani. Allah'tan. <laughs> koptu o, o o durumdan koptu. Melih abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Atakan. Çok çok keyifli yad ettik. oldu abi. Hakikaten güzel yad ettik. Geçmişe gittik abi. Yine duygusallaştık. Şu anda da Radyo Gol ekibinde birlikteyiz. Evet. Radyo Gol'ü de yaklaşık 2 yıl önce kurduk. 20 yıllık radyolarla başa baş gidiyoruz Allah'a şükür. Hepinizin şeyiyle, emeğiyle. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Hem Radyo Gol YouTube'da hem Radyo Gol'de de birlikteyiz. Seni seviyorum kardeşim. Ben de seni Sağ seviyorum abi. Sevgili seyirciler Melih Şendil'le gerçekten çok keyifli bir söyleşi yaptık. Çok eğlendik, çok güldük. Ee, geçmişe gittik, birçok anıyı yad ettik, hatırladık. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.